Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün inşallah peşin namazıdan keyin siz aziz kadırdallar bilen uşbu acayip bir mescidde sohbet uyuşturuş baktige müşerref bulup durupmiz. Allah Ta'ala bu sohbetlerimizni manfaatli kılsın, kalplerimizde ihlasını özü sabit kılsın, tillerimizden hakkını cari kılsın, dünyada hem ahirette hem bu meclisimiz faydamızga hüccet bulsun. Sohbet mavzusunu telleş cereyanı da bizge indi her günü canlı yüzme yüz mülakatlarımız bulup durdu da içtimai tarmakta hem her türlü gap sözler hem devam etip durdu. Endi muhlis insanlar bor, samimiy, xolis odamlar bor. Shu bilan birga noxolislar ham yo'q emas. Xolis insonlarga har doim, ya'ni debat, suhbat uchun maydon ochiq. Yuzma-yuz kelib gaplasha olyapmiz. Masalalarni nima bo'ldi? Masalalarni ochiq oydin gaplasha olyapmiz, muammo yo'q. Kecha bir Qudratulloh degan ukamiz bir qator savollarni qo'yib e'lon qilgan ekan. Agar kelgan bo'lsalar, u kishiga aytdik biz, masjidga keling, yuzma-yuz gaplashaylik, javob bering deb qo'yiblar tagiga. Go'yo endi chiroyli muomala qilganlar, lekin savollar odatda savollarga berilgan javoblarga yana qaytadan berilgan savollar o'zi. O'zlarini xolis ko'rsatadilar, biz ham xolis deb o'ylaymiz. Lekin savollarda unaqa xolislik hidi ko'ringani yo'q. Mayli, kelgan bo'lsalar savol javobni shu kishiga bersak, mavzuni bugun sal boshqacharoq interaktiv qilsak. Qudratulloh Ahmad, kelganmisiz? Keling, oldiroq keling, bu yoqqa keling. Mikrofon beringlar shu kishiga. Ne farqi o'tirdi? Xo'p, savolingiz. Sağ olun, gençler. Allah'a emanet olun. Kulağımızın sözlerimizin
Muhammed Tadir ancha gapirdingiz, hech kim hech narsa tushunmadi. Konkret savol bering. Savol. Undoq bo'lsa bundoq bo'ladi, kelajakda bundoq bo'ladi, keyin mana undoq bo'lishi mumkin, u manaqa bo'lishi mumkin. Bu umumiy gaplar. Konkret savol. Nima xohlayapsiz? Savol bering, savol. Qaysi qonun? Qaysi moddasi? Umumiy moddasiga gap yo'q. Bitta 9-chi moddaga gap bor. 9 mi? 9'da nima deyilgan? Uşun uchun savolni yozib keling dedim. Qo'lda kelib berasiz. Ijtimoiy tarmoqda ham shunaqa bo'lyapti birodarlar. Umumiy gap berilyapti-da, berayotgan odam ham bilmaydi o'zi nimaligini. Nima haqida gapiryapti? Gapidan qanaqa qonuniy asos kelib chiqadi? Undan bexabar. Umumiy hammamiz xohlayotgan dardimizni aytib, go'yo shu ummatni dardini qo'zg'ayotgandek gapiradi. Savol bersangiz, konkret yuzma-yuz nima? Umumiy vijdon erkinligi. Umumiy vijdon erkinligida juda ko'p narsa bor. Qaysi modda? 9-chi modda. Nima degani u yerda? Jumla, bitta jumla o'zgarsa ketdi, taqdirimizga ta'sir qiladi. Hozir diniy ta'lim deb gap boshladingiz, oxirida islomiy ta'lim deb gap tugatyapsiz. Bu kishi men oldin tanitib qo'yay, o'zimizni yaxshi birodarlarimizdan va har doim musulmonlarning g'amini, dardini o'ylab yuradigan birodarimiz. Bu kishi haqida yomon fikrga bormaslikni iltimos qilaman. Albatta, bu kishi salom alik qilib yurgan odamlar ichida noxolis odamlar, o'zi mutlaqo o'sha islom ummatini g'amini emas, ichida o'sha qorason bo'lib yurgan odamlar ham bor. Lekin bu birodarimiz o'shalarni ichida ham iloji bo'lsa birlashtiraylik, birlashaylik degan tashvishdagi bola. Shuning uchun haddim sig'ib chaqirdim bu kishini va yuzma-yuz gaplashaylik dedim. Musulmonlarning ko'z o'ngi oldida biz nima muammo bo'layotganligini oldin ko'rib olishimiz kerak. Nima muammo bo'layapti? Muammo nima? Va savol konkret nima? Umumiy gap kerak emas. Umumiy ma'noda, ya'ni umumiy ma'nodagi gaplarga umumiy javob bo'ladi. Hech kim hech narsa yutmaydi. Qo'llashtiray savol berishingizga. Asosan Mubashshir domlaning prezidentga qilgan murojaatlaridan keyin bo'lyapti bu narsalar. To'g'rimi? Mubashshir domla prezidentga qilgan murojaatlarida diniy xususiy ta'limga ruxsat beraylik deyaptilar. Aynan urg'u vijdon erkinligini 9-chi moddasida. Ruhoniy, masalan, madrasalar bor, diniy idora bor, cherkifni o'zini diniy mutaxassis yetishtirish uchun ta'lim dargohlari ochish haqqiga ega. Zotan ishlab turibdi bular hammasi. Ular adliyadan o'tadi, ta'lim sistemasini beradi, qarorni qabul qilingandan keyin mutaxassislikka o'qitaveradi. Mutaxassislikka muammo yo'q. O'shani oxirida aytilgan. Xususiy tartibdagi diniy ta'limga ruxsat berilmaydi degan jumla bor. Mubashshir aka o'shanga urg'u beryapti. Tepadagilarga hech kim e'tirozi yo'q. Mazmun tushundingizmi? Nimaga urg'u beryaptilar? Oxiridagi xususiy diniy tartibdagi, xususiy tartibdagi diniy ta'limga ruxsat berilmaydi degan jumlani o'zgartiraylik deyaptilar. Men aytayapmanki, o'sha jumla qolsin. O'sha jumla xususiy tartibdagi diniy ta'limga ruxsat berilmaydi degan jumla qonunda qolsin. Chunki bu bizning himoyamiz. Agar uni olib tashlasak, zotan yuqoridagi hamma narsa bizning foydamizga ishlamaydi. Hozir bizning foydamizga ishlab turibdi. Bizning foydamizga mutaxassislik uchun diniy ta'limga 10 oshiq madrasalar bor. To'g'ri, problema kvotada. Doim aytayapman, kvotani oshirishimiz kerak. Uning ham tartiblari bor. Kezi kelgan odamga diniy ta'limni beraverish ham to'g'ri emas. Mutaxassis bo'lish kerak. Mutaxassislikka munosib bo'lish kerak. Undan tashqari oliysi ham bor. Undan tashqari professional emas, havaskor diniy ta'lim bor. Ya'ni bizni har kunlik hayotimizga tegishli. Eng katta muammo mana shu joyda. Qur'onni hech kim o'qita olmas edi. Shuni masalasini o'sha mutasaddi tashkilotlarga, diniy idoraning ulamolari kengashi orqali berildi. Natija nima bo'ldi? Hamin qadar bo'lsa-da Qur'on ta'limiga ruxsat bo'ldi. To'g'rimi? Bor joylarda. Faqat nazorat ostida, diniy idoraning nazorati ostida Qur'on ta'limiga ruxsat bor. Lekin muammo nima?
ihtiyacını kandıramayacaktı. Bunu yana ki şikayet kıp çıktık biz. Aytık ki bu ihtiyacını kandırmaydı. Hadır kökaldaşta nabatke varsa hiç tor yılda kerede nabatiyiz. Kur'an okuyayım ben desiniz. Biz tor yılda kütüşümüz gerek mi? Yok. Kiliyler şunu 30'demez 500'de kılaylık. Kvotasını aşıraylık. İhtiyaç kandırılsın. Yukarıda mütehassıslık bu içe dini talimge muamma yok. İlla kvota köpeytiriş gerek. Lekin yakke tartıptaki hususi tartıp bilen dini İslamiyemez. İtibar veriyorlar. Mubashirakenin prezidentke kılgen müracaatı da dini talim hakkında gap getirdi. İslamiyemez. Yani bizi teşvişimiz nasıl? Şimdi bu yavada kanaka talkın kılını yaptı. Ha bunlara Mubashirake Müslümanlarının gamını yaptı da Avrar Müslümanlarının gamına karşı kiti yaptı diye yaptı. Cümleni kanun cümlenin özüden aladı. Kişinin haletine, yüzüge kadar bu Müslüman o, müracaat kılıyordu yu, dini degen de İslam'ı çünledi değil mi bu? Dini degen de hemen çünledi. Ve halen ki bizge hazır baptistler, evangelistler, satanistler, falancılar, kutsancılar kırmakçı. Kırmakçı bu tuttu, uşa madde himaye kıtırttı bizi. Uşa madde himaye kıtırttı bizi. Eğer onu abdeşerse, ular geyem açıladı. Mescidde yanındaki üyü satı alışardı da, 10 milyon pul saplat durup evangelistlerinin katta çirkevde kuradı. Hiç derse hiç nasıl kalamayız. Uşa kanun onu men kıptırıptı. Bu kanunu talep kılıgen adam ben yapırsam hapa bulu yaptı bazıları. Yok hapa bulmayın. Mubashirake hürmetimiz başın üstüde. Ben onu şahsige nispeten, alımlık, braderligimiz nispeten hiç kimini çen kondurtırmayayım ben. Mubashirake'nin himayesi için canım miyem fida kılaman kereyi bulsa. Lekin Mubashirake'nin cümlesi yanında bunge taklif kılıyetken adamlarının hukuki angi togrumez. Bizim menfaatimiz için eğitilgeni yok. Prezidentke kılıyetken müracaatte İslami talim hakkında yarım çizik gap yok. Kaytetten kuruyorlar. Ondan ki aslı biz bunu hakla genedik, aslı manayımız buydu degenlerinin hammasını bize eğitilir biz. Ha, İslami talimini tartiplaştıraydık. Mana şu mescidlerde inşallah bizi hareketimiz şu. Bolsa hakkımızda dua koyarsınlar. Bolmese Allah'ını aldı da güvahlık veririz. Allah'ını aldı da bu meselede güvahlık veririz inşallah. Her bir mescidde Kur'an ilk İslami talimlerini okutuşluk için hadir kavas çıkan tasdikleniş arapası da test hareketleri başlayın. Başlangan to'rtta joyda boshlandi. Hozir erkaklar bu testdan o'tib olsa ayollar qo'shiladi. Undan o'tgandan keyin bolalar qo'shiladi. Yozgi ta'tilda bolalarimizni masjidda o'qitamiz. Bu harakatlar bor. Bu harakatlarni ya'ni prezident administratsiyasidan ishlab chiqilgan yo'l harakatlari. Ya'ni prezidentda xabari bor harakatlar. Endi shu ishlar bo'lib turibdi-da, vijdon erkinligi to'g'risida diniy xususiy tartibdagi ta'limga ruxsat beraylikdi, mubashiraga murojaat qilyapti. Bu murojaat bizni harakatlarimizga xalaqit qiladi. Mubashirakaga yana qaytib aytaman. Chang tegizmasdan gapiryapman buni. Boshida nima dedim? Mubashirakani atrofida qildi odamlar buni dedim. To'g'rimi? Men buni kecha Mubashirakani ofisiga bordim. O'zlari yo'q ekan, yonidagi ikkita bola bilan gaplashdik. Ularga tushuntirdim. Ularga ham xuddi sizlarga savol berdim. Menga jumlani konkretlashtiring. Umumiylashtirmang. Bu ummatning dardini biz ham o'ylayapmiz. Bitta palonchi emas. Bizga umumiylashtiring. Ertaga ko'r-ko'rona diniy ta'limga ruxsat xususiy desa. Abu Bakr Bag'dodiyni bitta vakili butga kelib madrasa ochsa, xususiy tartibdagi ta'lim. Qonunni ko'rsatsa sizga. Mana qonunda mening huquqim bor desa, nima qilamiz? Bunga sizning bitta argumentingiz bor. Nima dediz? Islomga ham ruxsat bersak, ularga ham ruxsat bersak biz yutib ketamiz-ku. Bizga imkon bersa yutib ketamiz-ku. Bu hissiyot sizning shaxsiy tushunchangiz. Bütün milletning nomidan gapirishga haqqimiz yo'q. Men chekkada o'tirgan birodarimni, narigi qishlog'ini, chekkasida o'tirgan musulmon birodarimni huquqini himoya qilyapman. Ertaga u qishloqqa borib, to'tta baptist kelib o'zini cherkovini ochishligiga qonunni ro'kach qilishini oldini olish tarafdoriman. Mumkin emas. Men mana shu narsaga qarshiman. Mubashiraga keyin izoh bergani biz asli dini idora qoshida ochmoqchimiz. Ya'ni masjidlarda odamlar Qur'on o'qishlikka huquqiy nazorati bo'lsin degan gaplari zotan bizning gapimiz u. Unga qarshilik yo'q. Aynan qarshilik qonunni to'g'ri tushunmasdan qilingan murojaatda. Bundan ochiq bo'lmaydi javob. Menga bir kishi kecha aytibdi, aylantiryapsiz deyapti.
aylantirayotganim yo'q. Ochiq konkret gapiryapman. Lekin menga berilgan savollarning barchasi aylantirilayotgan savollar. Ko'ningizni olmang, hozir savolingizni bitta o'tirgan odamlarga qaytadan so'rasiz, tushungani yo'q. Menga konkret savol bering, birinchi savolingizga javob shu. 9-chi moddadagi xususiy tartibdagi diniy ta'limga ruxsat berilsa, musulmonlarga foydasi yo'q uni. Bizga foydasi yo'q. Zotan uni, ya'ni imkon qadar harakati bo'lyapti. Ba'zi sirlar bor-da, ko'z yumib turish kerak bo'lgan narsalar. Arab tili darsligini berilayotgan joylarda arab tili darsligi berilyapti. Aslida tajvidni o'rganyapti bolalar. 80-90% o'rganyapsizmi? Kim o'qiyapti? Qo'l ko'taryapti odamlar. O'qiyapti odamlar. Bularni ko'z yumib olib, yo'q, xususiy ta'limga, diniy ta'limga tartib, ya'ni ruxsat berishimiz kerak deyish, mana shu bolalarni hammasini ta'limdan mosuvo qiladi. Ya'ni qonunni Qudratulloh, qonunni to'g'ri o'zlashtirish kerak, huquqiy ong bo'lish kerak. Savollardagi hissiyot, maqtov, tanqid olib tashlash kerakda konkret. 2ga 2 necha deyish kerak? Agar men 5 desam, unda javobini so'rashingiz kerak. Nimaga 5 deb? Agar 4 desam, ha bo'ldi deb keyingi savolga o'tish kerak. Birinchi savolingizga javob. Xo'p, keyingi savolingiz. Hozir masalan o'sha vijdon erkinligida tahrir qilinishi kerak bo'lgan talab qilinayotgan jumlada asli savolni men berdim. O'sha 9-chi moddadagi xususiy tartibdagi diniy ta'limdan cheklovni olib tashlasak bizga nima foyda? Bu savolni javobi yo'q. Men bir maqola qilib katta qilib bu mashrakaga qo'ymoqchi edim. Endi bugun ko'rishmoqchimiz o'zi. Ko'rishganda balki yuzma-yuz beraman. Endi o'sha hozir mana shu o'rnida qoladigan bo'lsa, bizda cheklov yo'q aslida. Zotan aytib turibmiz, professional diniy ta'lim bormi? Cheklov yo'q. Bora? Cheklov yo'q. To'g'rimi? Faqat nima muammoimiz bor? Oddiy xalq avom. Yo'q, kvota yo'q unda. Kvotani kengaytirish kerak. Bo'ldi. Oddiy avom xalqni ham diniy ta'lim olishligiga chegara yo'q. Olishlikka chegara yo'q. Kim dini ta'lim olsa falan cinayette cinayetlerine degan gapi yok. E'tibor berseniz hujralarni bossa onu anakasını ma'muriy javobgarlikka tortadi. O'qitayotganda. O'qigan tortmaydi. Nimaga o'qigan tortmaydi? Olish mumkin. Hozir yo'q deya turdingiz. Demak, uni sarmoyaga borib dini ta'lim olsa. U demak sizniki. Men masalani konkretlashtiryapman. Siz hozir aytdingizki, oddiy xalq oddiy ta'lim olishligiga taqiq bor deyapsiz. Men savol beryapman. Taqiq yo'q. Olishga taqiq yo'q. Endi nimaga taqiq bor ekan? Berishga. Ana endi yetib keldik. Savolingiz yechildi o'zi. Berishga taqiq qo'yilishi kerak. Nimaga? Xohlagan yo'nalishda ta'lim berishligi xavfli. Buni har qanaqangi jamiyat qiladi. Har qanaqangi jamiyat. Saudiyaga borib tasavvufdan dars bering, 3 kunda qamoq qo'yadi, tiqib qo'yadi. Otishi ham, o'ldirishi ham mumkin sizni. Ya'ni ta'lim berilishligini nazorat qilinadi. Shu nazoratda oddiy mutaxassislarga ham bu taqiq borligi eng katta muammoimiz. Mana masjidning imomi bir kishi kelsa, savol bersa javob beryapti. Tamam, diniy ta'lim bu ham. Uni qamamaydi, lekin bu kishi masjidda muallimi sonidan dars bersa mumkin emas. Nimaga? Nazoratda emas, xususiy ta'limga o'tib ketyapti. Biz nima deyapmiz? Bu kishi axir professional diniy ta'limni o'qib chiqqan. Bu kishiga shu kvotani ajrataylik, oddiy xalqni Qur'on o'qishlik ehtiyoji bor, shuni qondiraylik dedik, bu qoniqarli ravishda amalga oshiyapti, ya'ni qo'l qo'yilyapti shunga. Bu bo'ladi. Endi sizga bitta savol. Men bir postingizda ko'rib qoldim-da, Samarqandda noyibi imom muallimi soniydan dars bersa 15 sutka qamalsa deb post qo'ygansiz, to'g'rimi? Samarqandda 15 sutka olgan odam noibi imom mi? Noibi imom mi? Surishtirib ko'rdingizmi? Yo'q, noibi imom emas u. Agar to'g'ri noibi imom ham dars bersa muammo bo'ladi. U muammoni yechishimiz kerak. Lekin
Bunu şunaka talkın kılıp, uşa adamının kılgen işi notoğulluğunu aitken adamlarge halkını, nafratını kuzgatışke hareket bu. Ben şimdi yok şükür makalalar. Demek ki o adam naibi imammez. Biz her birimiz singer bir fukara masjidke kilip, masjidinin meydanı da tutta balagi muallimi saniyini okutuş. Muallimi saniyini okutuşke gap yok. Lekin onu kimligi namalum. Mutlaka masjidke alakası yok. Eğer bunge icazat birilse, uşnaka adamlarge, koludan toktatılmese, o adam yakşı adamdır, yamallarını kanakıp toktatamız. Kanakıp. Kılamaya kalırdı. Kanun var. Kanun, biz kanunge imza çekip koygenmiz. Hususi talimge hakkı var. Yo, teşekkür. Yok, ornata olmaydı da. Ornata agendeydi 90-91 yıllarda koliga kural olgan, o'zi alohida adolat partiyasini tuzib olgan, Hizb-i Tahrir jamoasini tuzib olgan, 99-ga kelib portlatgan voqealar bo'lmas edi. Hazrat rahimahulloh bilan sulhni ko'rgansiz-a? Sulhda hazratni eng katta urg'u bergan narsasi nima? Kelinglar diniy idoraga. Rasmiylashtirish maqsadida bo'lganlar. Sizlar xususiy katta jamiyani ochib oldinglar, xususiy madrasalarni ochib oldinglar. Uni nazoratini iloji yo'q. Masalan, sizga ishonaman, xolis odamsiz. Menga ishonsangiz, ishonasiz, xolis odamman. O bitta odam xolis ko'rinib, katta bitta jamoatda ochib, kechqurun telefonda boshqa odam bilan gaplashib, diniy ta'limni bersa, 10 mingta odamni radikal qilib qo'ysa, 10 mingta odamni. Uni qog'ozi topqa to'g'ri. Qog'oz topqa to'g'ri. Bu narsada hozir men sizga nimani isbotlamoqchi edim? Huquqiy asosda ham saviyamiz o'rtacha. Tan olaylik birodarlar. Umumiy hissiyot bilan millatning nomidan gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Hissiyot bizniki. Bizga konkret savollar bo'lish kerak, konkret. U bola noyib imom emas edi. U balani oqlashlik mutlaqo joiz emas musulmonlarning nomidan. Illa oqlaydigan joyimiz nima? Muallimi soniyni bolalarimiz o'qisin. Qatta o'qiydi, mana bu savol. Bu savolga javob hozirgi kunda harakat boshlangan. İnşallah bu testdan yaxshi o'tib olsak, butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi bu. Butun O'zbekiston bo'ylab. Xotirjam bo'linglar. Men shunga qaytib aytayapman, qiyomatda javob beraman. Agar amalga oshsa, haqqimga duo qilinglar. Ya'ni bitta men emas bu yerda. O'sha Muzaffar aka Komilov bor, Shoh Azim Minavar janoblari bor, Ayyubxon domla borlar, Salohiddin domla borlar, ulamolar kengashlari bor, sanoq-sanog'i yo'q bularni. Ularning aksariyati Mubashshir akani qilayotgan ishidan rozi emas. Bitta men gapirganim uchun go'yoki Mubashshir akaga meni protib qo'yishyapti. Qo'ya olmaysizlar. Mubashshir aka meni ustozim. Lekin bu jumla prezidentga qilingan murojaat jumlasi noto'g'ri, huquqiy tomondan noto'g'ri. Agar o'sha men aytdim kecha, Mubashshir aka chiqadilar hozir. Birodarlar, sizlarning nomingizlardan murojaat qilyapman u jumlada bizni emas, boshqa din vakillarini qo'llab-quvvatlab yuboribman. Uzr, boshqatdan murojaat qilaman desa, chiqib turib aytsa, diniy ta'limga xususiy tartibda ruxsat berishni qoldirish kerakmi o'rniga bizga o'sha keyingi izohlari bor-ku. Dini idora qoshida, dini qo'mitaning nazorati ostida, ta'limni nazorat ostida, imomlarning qo'l ostida bizni oddiy aholimizga dini ta'lim, islomiy ya'ni islomiy ta'limimizni berishga kvotalarni oshiraylik desa, tamom. Orqasida men turibman. Ya'ni bu degani bu masalaga hech kim qarshi bo'lmaydi degan. Zotan shuni hamma gapirib turibdi. Endi birodarlar, eshitgan odamlar, o'zingizlar xulosa qilinglar. Kim konkret gapiryapti, kim gap umumiylashtiryapti? Umumiylashtirishda odatda shunaqa birodarlar. 4-5 ta odam noxolis, yomon ko'rib olgan. Men bilan kelib gaplashgani yo'q, sizga o'xshab martlik qila olgani yo'q. O'nalaqa o'tirib olgan, nariyaqa kirib olganda xohlaganidek tuhmat, buxton montajni qilyapti-da, "Hey, kel konkret gaplashaman" desangiz, kelmaydi. Lekin kelganda mana mavzu ochiladi. Men nimani e'tiroz qilyapman? Boshqa din vakillarining huquqlarini oshirib yormaslikni e'tiroz qilyapman. Mubashshir aka prezidentga qilgan xitobi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bizdan talab qilgan narsasi.
Şunu talep kılıyordu. Apta şeyler şu kanunu diyordu. O LGBT'nin kanunu apta şeyler degenini bende de, niçinciyen bende de, bana şu kanunluyum apta şeyler diyordu. Ne mi geldiyse? Çünkü Avrupa'nın, Amerika'nın, başka din vakillerini, memleketlerini, dinlerini Özbekistan'a gelip beymalal hareket kılıçlığı'ya toskınlık kıladı bu kanun. Bu bizim faydamızga, kayıtı beytemen, bu bizim Müslümanlarının faydamızga. Eğer bunu aptaşasak, bizge zarar veredi. Şimdi zaten bu başarıkını yakıştanıyım ben. İslami talim için, seviye için kitap çıkarıp, o fikir medyadan bilemem bu başarıkı bile. Fikir medyanın köpçülük bilmeseyim gerek. Benim birinci kitabım Mubaşşarakan'ın kolda çıktı. Şu işini kıyırken adam dinge karşı, İslam'a karşı buladı mı? Bu yapın tarikat yetkililer şerefsiz adamlar. Ben anı gayet yaptım. Mubaşşarakan'ın prezidentke kılgen müracaatı, hukuki tamamdan hata müracaat. Bizim faydamız gelmez. Kingi şartlar, aslı bunu haklayet edildik. Aslı bana bunu aitiyet edildik degen geplerini kayıttan tahrir kılış gerek, yengitten müracaat kılış gerek. Aldığın gibi müracaat, hata, hatalıgın düşündüler mi? Düşündüler mi? Hama düşündü mü? Düşündüyüz mü hatalıgın? Ya, meniki gelmez. Meniki gelmez. Mubaşşarakan'ın niyeti... Ya, yani bir tane ayeti, böyle cim, braderler, mescitte başka adam yapırmasın, iltimas, bismillah. Yo, bu küçük nedir? İş değil, braderler, yapın da bunu yaptı. Mubaşşarakan'ı uşa prezidentke kılgen müracaatı hata. Kogen gepleri hata olmaz. Kogen gepleri var ki, bizi geplerimiz, bunu biz o kuruşup tanışkenimizden beri ayetemiz. Kana kılıp bu milletke ilk talimi versek ikim. Kana kılıp Hazretin hemen kitaplarını açın. Dini savaşsızlık. He? Şunu barham verişimiz gereği deyip geliyordular. Şu gün geçe. Kitaplarının hemisinde şu gel bu. Mubaşşarakan şu, madrasanın talebesi. Şunu koklayan adam. Nime buldu, prezidentke kıyan müracaatte mutlaka bizim gamımız, derdimizini yapırmadılar. Nime gel. Bir yoldaki hemme yapke işanıp, müracaat kanuni kabul kılınan müracaatte nime gel, dakik karalmadı. Ben şunu eğitiyip ben. Başkalar sarayla karşımaz mı? Uşa mescitte talim veriş, madrasanı kengaytiriş, barcha bolalarımızın en katta müracaat şu buldu. Ben administrasyonu vakillerin içi de Salahuddin Domla ettiler, Ayub Han Domla ettiler, tanıyorlar bunlar ne? Bugünkü zamanımızda yani mubaşşarakadan yani üstazlık manasında makamı balant bolsa barki pasmas adamlar bunlar. Bunlar ayeti yaptı ki bolalarımız Mısır'a kitabı yaptı, Türkiye'ye kitabı yaptı deyip taşviş kılı yaptılar ki. Devlet taşviş kılı yaptı da bunda. Çünkü ertege uyağdan kimler yetip geledi. Onu hiç kim bilmeydi diye yaptı. Aslı uyağdaki adamların hem nezareti, kılıçlıki hareket, mesela menden sonrası Hüseyin Han Damla'yı uçura, başkasını uçurama diye yapma. Nezaret şuna kabul edi yani. Akidesi bozulup kalmaydı, fikhi bozulup kalmaydı, tamam. Lekin bunu ilacı yok diye yaptılar o. Keliyle uşa balalar ne mi uçun kiti yaptı Türkiye'ye, Mısır'a? Kur'an okuyayım ben de. Mütehassıs dini talim kereyemez onge. Kur'an okuyayım ben de. Bari yaptı, uyağda kim midir kolu götürse arkaya yol yok. Şunu kabul yaptı. Şunu da bakayım. Uşa Kur'an talimini imamlarımızga bireylik. Salahuddin Domla'nın teklifi. Bana uşa en kritik noktada bugün yapmayı yapma. Salahuddin Domla şunu teklif kıldılar. Şazım binevarı canaplar yazı aldılar. Cüde yakışırken dediler. Bunu kanaka tertibini kılamız. İlk avvala keyin bu suhbetten keyin Şazım Nevarı canaplara ettiler ki buldu bu narsa makullandı. Ben şu imamlarımız Kur'an okutadı okuda haklasa. Bu da yani muamma var. Muzaffarak'a etti ki imamlarımız içi de falan miktardaki imamlarımızın hem kıraatlarda muamma var. Bunu yem taşışı bari. Çünkü halk zaten Kur'an'ını yakışılar bari yaptı. Özü örgeni yaptı. İmamın arkasında yani kıraatı acıratı alı yaptı. Demek imamlarına kandıma kılış gerek. Kaytetten onu kıraatını ıslah kılış gerek. Elcan Kara oturup da. Elcan Kara etti ki ben dedi bu meselede mesuliyeti zimmemge olamam. Ne makalasız? Her bitti imamını icazatını ben veremem. Kanaka manada Fatiha'nı icazatını verişi mümkün. Bir paranı icazatını verişi mümkün. Şunu kavminin namazı okuşlukça targıp kıladı. Ki uşa ikinci celsede törtte cayge anaka koyuldu. Toshkent İslam İnstitutu, Kökaldosh, İslam Sivilizasyası Merkezi ve Akademiyede Kur'an yani talimi
havaskarlar için yani biz için, hammamız için talim için tez başlandı. İnşallah bu yürüyüşler, o biz Anjondan, Farg'ona, Qo'qonga, Namangan kılıp geldik. Uşalarda bunu hammasını şuna aittik, şu geplerini. İnşallah ben ko'p umid qilganlarsam halk xohlagan narsasini Alloh ro'yobga chiqaradi. Mana shu ro'yobga chiqayotgan narsada qo'limizdan kelgan ishni qilishimiz kerak. Eng kamida duo qilishimiz kerak deb ko'p aytdim. Birinchi pozitsiyadan o'zgarganim yo'q. Falon joyda bunday dedingiz, piston joyda nimaga bunaqa teskarisini aytyapsiz deya olmayapti odamlar, deya olmaydi. Montajchilar o'zi tushunmagan narsani montaj qilyapti. O'zi tushunmagan uni. Men boshida nima degan bo'lsam, hozir ham turibman. Mubashshir aka Alloh umrini uzoq qilsin. Prezidentga bo'lgan murojaatda diniy xususiy tartibdagi ta'limga ruxsat beringlar dedilar. Undan chiqqandan keyin islomiy demoqchi edim dedilar. Bizga aytyaptilar uni. Islomiy demoqchi edim, biz ham shuni aytyapmiz. Lekin rasmiy joyga ketayotganda huquqiy asosiga amal qilish kerak. Endi Qudratulloh siz aytayotgansizga deb menga emas, Mubashshir akaga ham emas. Qonuniy asosdagi mana shu tartibga biz saviyamizni to'g'rilab olishimiz kerak. Diniy ta'lim nima? Islomiy ta'lim nima? Diniy nazoratdagi ta'lim nima? Xususiy tartibdagi ta'lim nima? Bularni farqiga ajratib olmasak, nima so'rayotganimizni bilmay qolamiz. Bizni biz so'ragan narsa bilan o'zimizni urishlari mumkin. Sen so'ragandingku. Ana ol. To'xtatib bo'lmaydi. O'sha kuni Termiziyda ajoyib savol berdi bir kishi. Bu dedi, televizyonda dedi, her kıl fahş, kinalar, başka narsalarını koyup yatıp da bunu yan tartıklı salış gereği dedi. Degen de bana ettim ki, şu yan bizim muammayımız doğru, bizim halkımızın muammayımız. Lekin, dini, hususi talimge ruhsat bireylik degen adamge karab, siz yakışlar eşliğin dedim. Bana işte televizyonda, hususi şu, adliyeden hususi peçetini ava gel. Onge barıp kirip, bana önüme koyu yapsan, diye alma yaptı, hiç kim. Nimaga qonuniy asosi bor uni? Biz e'tiroz bildira olyapmiz xolos. O'sha qora savdo degan kinoga e'tirozni biz bildirdik. Katta ommaviy norozilikdan keyin kinoni olib tashlashdi. Endi hozir inshaalloh mana shu tartiblardan keyin uni ham nazoratini olishar, lekin qonuniy huquqqa ega bo'lib olsa, bizga nima foyda yu, nima zararligini o'qishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Agar xususiy diniy ta'lim ochib yuborilsa, bizga foydasi yo'q uni. Zodan 90% bizda ruxsat oldi. 10% chegirma bor. Taqiq bor. 10% da bizga zarar bo'lgan joylarni olib tashlaylik deyapmiz. O'sha qonun 90% boshqa din vakillariga zarar, 90%. Ular uni olib tashlasa, ularga imkon ochilib ketadi, bizga foydasi yo'q. Zodan bizda bu narsa mavjud, davom etyapti. O'sha joyda ham aytdim men, ota o'zini o'g'liga ta'lim beraveradi. Ota tashqaridan ta'lim olayapti hozir. Olish jinoyat emas. Haligi savolingizga qaytaman. Olish jinoyat emas. Berish, tarqatish jinoyat. Shuning uchun sizga huquqiy yana bitta dars birodarlar. Telefoningizda kimni eshitishingizdan qat'iy nazar kimgadir yubormang. Kim sizni ushlasa ham eshitishga haqqim bor deng. U Sodiq Samarqandiy bo'ladimi, Abdulloh Zufar bo'ladimi, eshitishga haqqim bor. Tarqatsam jinoyat bo'ladi. Chunki diniy ta'lim u. Tarqatyapsiz dedi. Eshitishda bor, eshitasizki, siz aytasizki, buni deysiz, men solishtirish uchun eshitdim. Bu qonundan hech qanday sizga zarar bermaydi, huquqingizni biling. Qonun o'ta nozik. Ha, albatta biz shu qonunga majbur bo'lib qolganligimiz uchun tepasida turibmiz, javobgarligini his qilib. Shundoq ekan biz bu masalalarda erkin fikrlashlikka haqqimiz bor-u, boshqaning nomidan boshqa narsani talab qilishga hech kimning haqqi yo'q. Tushunarlimi? Bismillah. İmom Zahabiyda ajoyib bir qoida keltirganlar. İmom Zahabiy aqronlarning muxolifi tashlanadi deganlar. Ya'ni tengdoshlarning o'zaro bir-biriga muxolifatligiga xalq ergashmaydi. Xalq muxolifatiga. Muxolifiga ergashmaydi. Ya'ni muxolif nima? Ijtihodiy muxoliflarda
Muhalif bo'lgan narsalar tashlanadi. Uni gapirib yurilmaydi. U buni gapirdi, bu buni gapirdi degan ma'noda. Endi ergashish masalasi. Musulmon odam o'ziga bir imom tanlaydi. O'ziga imom tanlaganda, masalan, o'sha imom uning ustozi, o'sha imomga ergashar ekan boshqa imomlarga u imomning muxolifati bilan javob bermaydi. Muxolifat ikkalasi o'zi hal qilib oladi degan narsa. İkkalasi hal qilib oladi, imomiga ergashaveradi, o'zi yoqtirgan imomiga. Ha, ergashaveradi. Faqat o'sha bayyin deydi, ochiq oydin bavoh shariatga zid bo'lgan narsasiga ergashilmaydi. La ta'ata illa ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq degan qoida turadi doim. Lekin shariy asoslarini sizga keltirib bersa, ergashaverasiz. Falonchi bilan bu muxolif bo'lib qoldi, qaysi tarafdasan desa, shaxsiy fikringizni bildirishingiz mumkin, lekin domlangizga behurmatlik qilib o'sha muxolif bilan boshqa domlalar bilan talashilmaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Bismillah. Yana bir savol. Bemalol, yo, o'zi bugun sizni kuningiz. Xo'p, bu ilmiy istilohni so'rayaptilar. Salaf ummatda ijtihod masalasida barcha sabablardan foydalanib, natijasini kutishimiz kerakmi, Allohga tashab qo'yishimiz kerakmi degan umumiy shunaqa savol beryaptilar. Avvalo biz barcha sabablarni ushlab amal qilishga ma'murmiz. Barcha sabablarni ushlab, voqealik, siyosiy holat, issiq sovuq vaziyat, misol uchun erkak boshqacha vaziyatda, ayol boshqacha, keksaroq odam keksalikka, yosh odam yoshligi hisobiga olib amalni qo'ldan kelgancha qiladi. Natijani Allohga topshiramiz. Chunki natijadan biz mas'ul emasmiz. Lekin shar'iy asosda bo'lish kerak. Shar'iy ilmiy asosda bo'lish kerak. Shar'iy ilmiy asosda bo'lmasa, inson qilgan ishining natijasidan javobgar bo'ladi bunda. Shar'iy asos, masalan, hozir bir kishi menga kelayotganda ham savol berdi. Bir kishi kelib so'rabdi. Hozir bir yong'in kelsa-da, hamma kitoblar yonib ketsa-da, bitta Qur'on qolsa. Faqat Qur'onni o'zi qolsa, o'sha Qur'onga amal qilib yashasak yaxshi bo'lmaydimi? Endi shuni orzu qilyapti-ku u kishi. Bu endi o'sha kitob va sunnatni, Qur'onni o'zini amal qilaman degan odamni o'ta Qur'onni, sunnatni to'g'ri tushunmasligidan kelib chiqqan savol o'zi. Bu katta bitta manbani biz hozirgi kunda qamrab olib, o'shalarning gapidan bu rojih, bu marjuh deyishlik qobiliyatiga ega emasmiz. Bunaqa ega qobiliyatli odam bo'lsa farazan, masalan, sizda o'sha imkoniyat bor. Unda o'zingiz amal qilasiz, boshqaga aytmaysiz. O'zingiz salafning fahmi bilan kelgan asbob qoidalarga ushlaysiz. Amalni qilaverasiz, natijaga ham savobga ham o'zingiz mas'ulsiz. Boshqa odam kelib qolsa, unga o'zining mazhabi, o'zining usuli bo'yicha amal qilishlikni taklif qilasiz. Tushunarlimi? Umumiyroq savol bu ham. Buni bir qancha anaqalari bor. Ya'ni alomatlari bor. Alomatlariga ko'ra mavzular hukm tashkil qiladi. Hukm alomatlariga ko'ra ham. Masalan, er bilan xotin gaplashib o'tiribdi. Xot er aytsa-ki, "Bor, ket uyinga" desa, to'g'ri gaplashib o'tirgandi. Uyiga ketaveradi, taloq tushmaydi.
Talak lafzı hem yok, mavzu hem yok. Lekin mavzu talak lafzı hakkında bulup dururken bu ise, cancal bu talakımı ver, ketemem, üyümge deyip durdu. Yo, ketime deyip durdu, oy talakımı veresen, ketemem deyip durdu, bar ket üyümge deyse, uşa talakını sonra geldiği için lafz şunge ifade kıladı. Uşan için mavzularda umumi bu. Kankeret mesela bir kişi hakkında falanlarsa dediniz, yok ki siz falanlarsa dediniz deyse, onu organiş gerek. Birden hüküm çıkarıp o miydi hakikatte? Lekin organiş gerek. Adatta cüdü köp joylarda uşa insanın içki halatıdan hüküm çıkarı varış. Not doğru, topa doğru, ona kıkmaslık gerek. Aslında onun mavzunu uzun organiş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam, biz adamların kalplerini yarıp içinin nime barlığını körgeni kemiyemiz. Zahirge köre, onge muamele kalemiz digerler. Bu hadis katta eytilgen, Usame ibn Zeyd radıyallahu anh'unun vakiyelerde eytilgen. Usame ibn Zeyd, uruş beytide, ben Müslüman buldum, la ilahe illallah dedi, degen adamını öldürüp koygenler. Kelimesi imanı dalalet kıptırıp düşündüğüm. Uşanı kattık tankıtkı gelirler. Sen demek ki onu öldürdün, hayır korkanlar eğitti gelirler. Korkanlığı kattan bildin. Kıyamette la ilahe illallah bilen tırılsan mı de cevap veresen. Deyip kattık dur gelirler. Kuddu şuna kanarsa, bizde insanın kalbine maalaca kılıç meselesi yok. Lekin bana hazır bu ikinci halette, bizim mescitlerimizde şunge, bana şu, vaziyetke kore halet buluşluge afzal. Bana bir braderimiz geldi mescitte, ruhsat soradı, geldi, salam verdi, Allah'a hamd, Resulullah'a salavat etti, savalını medeni tarzda biri yaptı, cevap biri yaptı. Hiç kim arlaşma yaptı mı? Arlaşma yaptı. Kimdir avas kotarsa eti yapın, cim oturayım, arlaşmayın diye yapın. Doğru mu? Bundan aldığın gibi vaziyet kanaka oldu. İkkelesi bir kıl özü. İkkelesi bir kıl. O adamını uşnaka kılıp kılıp, ben savalga cevap biri yapmam, tiket turu altır, hı tohta, menge cevap verdi yaptı. Bobdu cevap verin ben, bir savalıydı diye. Siz de yaptı, beni velatı zina degen mi siz de yaptı? Yo demegen ben diye. Kursatayım dedi, kursat diye yapma. Sen münafıksan deyip köşeye çıkıp diye yaptı. Onge kanaka baha veremiz, kalbi degeni özü biledi değil mi? Yo. Onu kalbi degeni özü biledi de, kıyan işe cevap versin o. Ben onu kanal işliğe, 15 sütkü oturuşluğe mutlaka karşı ben. Menge kimdir eğitti, üstten yazayım mı dedi kimdir? Çünkü cemaatçilikini içi de şaka kılıyordum. Ben yok dedim. Yok, tekmeler mi? Tekmeden uşaca dedi, 10 madde ettim, tekmeyle dedim. Doğru mu? Ben mutlaka karşıyım. Lekin cevap bir iş gerek oradaki kendine. Bundan sonra olamaz bir gün. Bunu hala arka follarını açganımız yok. Bu bala menge telefon kıyandan, uşa künge kadar kıyan hareketlerini, her bittesini sonra olamaz. Oradakiler de hala. Ben bunu yani şer'i mahkeme manası da kanun manası da etiketkenim yok. Otkızıp savalıge cevap verip cevabı denkin sizge okşayıp çırali imamına kıymayız önce. Savalı bir değiliz. Bir adı cevabını aladı. Şeriatke koruyam, köçeke koruyam aladı cevabını. Aladı cevabını. Menge tuhmet kılıp, bohtan kılıp, yok ki sizge tuhmet kılıp, bohtan kılıp, arka izden şahinizge, avladinizge, ayalinizge tuhmet kılıp yürü olursa da cevap almasa bu miydi biraderler? Bu miydi? Ben Samasud'a karşıyım. Uzun hakkımını uzun sonra varamam bir gün. Hazır bir sıraya vakiyene eğitemem. Kudretullah güvah. Uşa vakiyeye. Hud düşünen ki, bana şimdi okşayken, natoğru informasyalar bilen bizge, natoğru geplerde tarikatıp yürüyen bir cemaaya neçi mertte eğittim. Kuruşeylik, yapraşeylik, yüzme yüz. Kuruşeylik, yapraşeylik, yüzme yüz. Yapırdım, yapırdım. Hama yap, otup ketkenden ki, bir günü bittesi menge, post koyu yaptı. Körüşeylik, siz şunca günden bunun kaçı yürüyüş gereğmez. Ben kaçı yürüyemdik, uçakırı gendik, post koyu yaptı. Kim? Yaplar sözleri öttü, telefonlaştık da falanca da oturup. Bıttı diyen bazı bradalar oturup. 30'a yakın adam var. Bari değilse, kırgende ben deme dedim. Yok. Ha, sen de anı kadar gel. Yok, çoğunlar gel. Ha. Ne dedim ya sizde mi? Sizler kılıp yürüyen tuhmet, arkadan yapıp yürüyen geplerden benden savalını soruyorlar dedim. Eğer Kur'an'dan, sünnetten, salafını fahmadan cevap versen ergeşiyler. Cevap vermesen menge tuhmet kımeyler dedim. Asasi savalı kim verdi? Siz verdiniz. Doğru mu? Her bitti savalınızda ayetten cevap aldınız.
Her bitti savalizge hadisten cevap aldınız. Her bitti savalizge salafını fahmeden, tahavinin metneden, İmam Malik'nin muvattasından cevapı aldınız. Ne dediniz? Bolda, biz düşündük dediniz mi? Dediniz. Sıla bilen oturgen malum şeyh. Ne kit vardı? Özlerge bağlı. Buna kapaytta özlerge bağlı. Cemaatini birleştirişlikte özlerge bağlı bu miydi? Cemaatini işige cemaatte cevap verirdi. Aytiyatken yapı içige bağlı. Özüge bağlı. Bizge kigende cevap verişimiz gerek. Ben ne dedim? Sizler kanaat hasıl kıldılar mı dedim? Ha dediler mi? Bir gerekte biraderçi kol taşıdık mı? Ondan ki uşa adamı apkeleseler uyan ben bilen yüzmeyiz yapmış gerek dedim mi? Ne demek ki yenge oturgenimizde kırsam kaç bit vardı? Benim yani, savallarım var burada. Mecburlap otkızasız. Çünkü beni mecburlap çakırı yapsalar, mecburlap tuhmet yapsalar bence. Otkızasız mecburlap. Sen etken yapınca cevap verdiysiz. Cevap verse ben eğitemem, kollumu kurtaramam. Burada özür değilim. Ben özür soruştan korkmayayım mı? Hata kıyan adam özür soruydu. Özür insanlı bir cahini kemah ettirip koymaydı. Özür şeriatke zıt iş yemez. Ne demek ki ben kirsem kulağın yok, telefonunu koyup çık bit var yaptı. Ne demek ki ben barcayda o oturmasın bir kere. Çünkü çıkıp ki ayeti yaptı. Bu barcayda çakırmaların. Ne demek ki sizlerine Allah atıp bitti cemaatlerine özünü şeyh kılıp, ilan kılıp yürüyüşü haklıydı halas o adamlar. Onlar şeriatını haklamaydı. Ben bugün uşa hadise bu içi ayeti yapmam. Mübaşşireke misalı da ayeti yapmam. Mübaşşireke dinli gamedeki adam. Müslümanlar için canini bildiğin bir edigen adam. Şu mesele halbuki kalsa ben umurumda arzu okuyamlarsam deyip yürüyen adam. Lekin o şey cümlede hata faydalanıştı o kişiden. Şunu özüge ben müracaatları yaparım. Başka tamalları gelmez. Şimdi o adam, bir cahili beni, velat-ı zina, haramı deyip bir tesi poskuyu yaptı, tegege yazı yaptı. Ben bilemem de geldik. Kaçan kim buna cevap verir? Kaçan geçe onu şeyhtir kütarıyor resimler. Kaçan geçe birlikte hakkında sizler yaparsınlar da fakat Müslümanların arkasından ıhtılaf kılasınlar. Kaçan geçe? Bu Müslümanlar kagallara sizlerle koşulmasa onlar adaşken boladın. Müteassıp boladın. Kuburi boladın. Sizge naminizden eti yapın. Sizi ben yakışık olamam da bizi buradayım siz. Lekin bunu yakışık bilip koyun. Biz açık adamız. Kaçıp gitken cayımız yok. Kerey bolsa o ini geçeyen kırbardı. Kerey bolsa. Hata bulganımda 30 ta adam aldığı kırbarmazdım. Ve gapimge cevap bir almasam uşa cayda menik gapimi tasdiklamaz değiller. Aytar değiller ki aylantırı hepsi hareket edilir değiller. Ben aylantırmayayım ben. Bu umumi manada bir gapıdı. Orada bugün eken şu masçitteyken aytıp koydum. Yukarıdaki savalları ki düşünelim. Doğru gapayti yapsız, içtimai tarmaklarda köp uşuna kengi huda bihuda hakaretler. Hatta uşu uzun avratı bilen hakaret kılıçlar. Bu Müslümanın nispeten yaraşmayı digen utu ağır hakaretlerini urçup bariyatkenini kur yapınız. Köpçilik uşa bizim mevzularımızda aslında hakaretler köp bulganı uçun goya Abrar Muhtar Ali hakaret kıladı dibem yaptar kaçı yaptı. Ben yine kaytetten eytemem. Allohga qasam ichib aytaman, meni haqorat qilmagan odamni haqorat qilmayman. Buni e'tiqodim inkor qiladi, ya'ni islomiy ta'limot buni man qiladi. Kimdir menga tuhmat qilsa, tuhmatiga javob so'rayman. Masalan, kecha siz post qo'ydingiz, sizni haqorat qilganim yo'q. Aytdim, ko'rishaylik, gaplashaylik dedim, to'g'rimi? Haqorat qilmayman men. Lekin haqorat qilayotganlar bor. Tuhmat qilayotganlar bor. Mesela eti yaptı keçe bittesi. Hadi aksar yazıyor tuttu. Uşa künge hani o şarlatanını kamatı mazaka oturursam mı diye yaptı. Ben buranı kamat mıyım ben? Ben terpilemez mi? Sat mıyım ben? Eğer kamat iş gereği bulsa, mırazız bazarıfı üstünden yazgen ben. Ben onu kamat emeliyim. Kim yazdı mırazız bazarıfı üstünden? Hiç kim yok yazgen.
O anakaga çıkıp miting kıldık, biz zor iş kıldık degenler yok. Ma ular diyem biraderlerim değil ben. Ular diyem tarafını aldım. Hoy ular diyem kamamasını kere hukukun talepini yaptı. Lekin hataydı. Ularının provokasyasıydı. Şimdi biraderler. Beni bana şu cahide müracaat. Kudretullahi Allah'a da teşekkür. Beni himaye kılıp hiç kimine hakaret kılmıyorlar. Başka adam diyem himaye kılıp hiç kimine hakaret kılmıyorlar. Muamelatı mislini beni hakkınmaz. Sizi kimdir sökse, kimdir ursa, cevap o sizi ki o. Siz cevap verirsiniz. Sökmese, urmese, hakaret kılış doğrumez. Aynısı Müslümanın ahlakı yarışmaydı. Bittesi yazıyordu ben gibi. Hakaret kılı yazıyordu. Hakaret fakat. Ben bu gapni borib onenge ait. Yok ki dedenge ait. Yok ki ammenge, halenge ait. Ben seni, yani karındaş uruguyun mesmen desem, tegege, nime ki siz hakaret kılı yapsız deydi. Hakaret mi şu? Borib onenge gapirasan bu gaplarni. Yani onen kötaradı bu irkeliğiyle. O hakaret nasıl bu? Meşneke kılıp sabataş kılışı yaptı. O kesip tarikat yetkilerinin hamması da bana eti yetken yaptan on çamdan balantı var yukarıda. Ha fazilet cevap kaytarmazlık. O fazilet bende yok. Ben hakkımı yani olar masalada cevap veremem. Lekin Kudretullah eti yetken yap doğru gel. Bu masalada ben Kudretullah'ın yapını kollab kuvvetleyemem. Hakaret kımiylik. O'zi aslida to'g'riga trollarga mutlaqo javob bermaslik kerak. Men trollarni sezib qolaman ba'zisining kimligini. Troll yozadi, nomi yo'q, avlodi yo'q, ajdodi yo'qda. Uni seni zoting betaring, sen kimliging noma'lum deb yozsangiz, haqiqiy profildan nimaga meni so'kyapsiz deb yozib qoladi bir ikkitasi. Haqiqiy profili bor ularni, bilamiz. Haqiqiy profillarni o'rtadagi farqni qarang. Bittasi g'irt xavorij profil, ikkinchisi g'irt ateist. Ikkalasi bitta odammiki. Yaqinda ushlashdi shuni. Abu Umar mi degani bor, yozyapti, haqorat so'kyapti. Alex Einstein degani bor, ateist. Bir xil shuni gapini bir xil kapirovat ko'chib qo'ydi. Demak, bitta odam yurityapti buni, bitta odam. Shuning uchun bu gapga e'tiroz yo'q. Haqorat musulmonning ishi emas. Inshaalloh buni saqlanishimiz kerak. Hakkınız var. Şimdi rahmet. Oldu, oldu, rahmet. Şimdi Allah'a da teşekkür sizge. Mavzunu kulağısalar koyaylık. Kudretullah niye ne kayıtı beytemem? Şimdi Kudretullah sizge umumi saval. Na doğru düşünüp yürgenliğinizini tan alası mı? Yani hazır düşünceliği sorulandı mı? Allah acil versin. Umumi hulası şuydu. Şimdi hazır siz bana alakını görüşemiz. Köpçeliğini aldı da şimdi bir adıgan hemen var. Dokun var da bu olsun. Dopsuz. Dopsuzluğuma evge büyürmeyesine bugün. Allah acil versin sizge hem. Kudretullah salamat bileyim. Braderler. Hop.